Herkese merhabalar. Arkadaşlar hepinizin fark etmiş olduğu gibi finansal piyasalarda trade edilen varlıkların fiyatlarına bakmak için borsayı açtığınızda genelde bir sürü yeşil ya da kırmızı renkte mumlardan oluşan bir grafik görürsünüz. Bu grafiklere mum grafiği deniyor. Finans alanında kullanılan bu mum grafikleri mühendislik, bilim, istatistik, sosyoloji ve bunlar gibi disiplinlerde kullanılan tüm grafiklerden daha farklı özelliklere sahiptir. Okumasını bilenlere temsil ettiği zaman aralığı içerisinde neler olup bittiği ile ilgili çok detaylı bir hikaye anlatır. Bu videomuzu izledikten sonra mum grafikleri ile ilgili bilmeniz gereken tüm detayları öğrenmiş olacaksınız. Hatta videonun en sonunda 5 dakika içerisinde bir varlıkta olan tüm piyasa işlemlerine bakıp mum grafiğinin nasıl olması gerektiği ile ilgili örnekli bir uygulamada yapacağız ve anlattığım tüm bilgiler somut bir örnek üzerinden pekişmiş olacak. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Şimdi öncelikle grafik üzerinde bulunan mumlardan hangi bilgileri okuyabileceğimizi görelim. O zaman aralığındaki açılış fiyatı, kapanış fiyatı, fiyat hareketinin büyüklüğü, görülen en yüksek fiyat, görülen en düşük fiyat ve o mumun temsil ettiği zaman aralığındaki fiyatın yönü. Mumu anlamak için ilk yapmamız gereken şey gövdenin rengine bakmak. Eğer gövde yeşil ise mumun temsil ettiği zaman aralığında fiyat açıldığı noktadan yukarıda kapatmıştır. Bir başka deyişle fiyat yükselmiştir. Eğer gövde kırmızı ise mumun temsil ettiği zaman aralığında fiyat açıldığı noktadan aşağıda kapatmıştır. Bir başka deyişle fiyat düşmüştür. Sonraki bakacağımız şey mumu oluşturan dikdörtgenin tepe ve alt değerleridir. Bunlar mumun temsil ettiği zaman aralığında fiyatın açıldığı ve kapandığı seviyeleri gösterir. Eğer mum yeşil ise fiyatta yükseliş olduğu için alt kenar açılış seviyesi, üst kenar ise kapanış seviyesi olacak. Mantıklı da çünkü yeşil mum yükseliş demekti. O yüzden kapanışın açılıştan daha yukarıda olması mantıklı. Eğer mum kırmızı ise üst kenar açılış seviyesi, alt kenarda doğal olarak kapanış seviyesi demek olacak. İşte bu yüzden mumu doğru okuyabilmek için önce rengine bakmak lazım. Alt kenarın veya üst kenarın ne demek olduğunu rengi bilmeden tam anlayamayız. Bir de dikdörtgenin boylu boyunca ortasından geçen ve genelde yukarıda ve aşağıda iğneleri bulunan bir çizgi oluyor. Bu çizginin en üst noktası mumun temsil ettiği zaman aralığı içinde varlığın trade edildiği en yüksek fiyat değerini gösterir. Çizginin en alt noktası ise varlığın trade edildiği en düşük fiyat değerini gösterir. Bu kısım genelde insanlar tarafından karıştırılıyor. En yüksek ve en düşük trade edilen noktalar ile açılış ve kapanış değerleri aynı olmak zorunda değildir. Bu ayrıma dikkat etmek lazım. Peki öğrendiklerimiz ışığında bu iki mumun farkını söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz. Soldaki mum esnasında açılış ve kapanış arasındaki fiyat farkı yüksek, sağdaki mumda daha düşük. Açılış yaptığı seviyeden çok da farklı olmayan bir noktada kapanış yapmış. Ama bu demek değil ki fiyat hareketliliği olmadı. En yüksek ve en düşük görülen fiyatlamalar iki mumda da aynı. Sadece açılış ve kapanış seviyeleri farklılık gösteriyor. Şimdi öğrendiklerinizi test etme sırası sizde. Eğer size Bitcoin USDT kuru için 5 dakika içinde gerçekleşen tüm piyasa işlemlerini gösterirsem 5 dakikalık mumu çizebiliyor olmanız lazım. 5 dakika boyunca emir tahtasının kronolojik hareketini şu ekranda gördüğünüz gibi veriyorum. Dilerseniz videoyu bu noktada durdurup mumu elinizle çizebilirsiniz. Şimdi ben çözümü göstereyim. Mumun çerçevesini oturtalım. Önce mumun rengini tespit edeceğiz. Gördüğünüz gibi açılış ve kapanış işlemlerine bakıldığında kapanış işlemi daha yüksek fiyatlı bir trade. Dolayısıyla fiyat yükselmiş ve mum rengi yeşil olacak. Açılış ve kapanış fiyat değerlerini de grafiğin düşe eksenine yansıtalım. Şimdi yapmamız gereken şey iğnelerin nerede olduğunu da tespit etmek. Yapılan trade'lere baktığımızda bu 5 dakika içinde görülen en yüksek fiyat değeri iğnenin en üst noktasına, en düşük fiyat değeri de iğnenin en alt noktasına gelecek. Bu değerleri de grafiğe yansıttıktan sonra mumumuz hazırlandı ve uygulamalı örneğimizi de bitirmiş olduk. Bazen örneğin günlük mumlara baktığınızda 6 yeşil ve 1 kırmızı görürsünüz. Herhangi bir rengin sayısal üstünlüğü fiyat konusunda kesin bir bilgi vermez. 6'ya 1 üstünlük olması demek bir haftanın sonunda fiyat olarak kesin yükseliş var demek değildir. Bazen birden fazla mumun hareketini tek bir büyük mum komple yok edebilir. Bu yüzden sayısal seviyelere de dikkat ederek okuma yapmak çok önemlidir. Videolarımızı beğenmeyi ve ilgi duyacağını düşündüğünüz tanıdıklarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle.